Öncelikle merhaba. Bugün Emin Maloff'un 100. Ad isimli romanının analiz ve incelemesini yapacağım. İlk olarak yazarımızdan bahsetmek gerekirse, Türkiye'de bilinen ismi Emin Maloff, 1949 yılında Beyrut'ta doğmuştur. Hristiyan bir ailenin çocuğu olan Emin Maloff, ana dili Arapça olmasına rağmen kitaplarını Fransızca olarak yazmaktadır. Lübnanlı yazar, 1976 yılından itibaren Fransa'da yaşamaktadır. Türkiye'de çok okunan yazarlar içerisinde olan Emin Maloff, 1993 yılında Concord Akademisi Edebiyatı Ödülünü almıştır. Emin Maloff, eserlerinde genellikle Doğu kültürüne ait öğeleri işler. Kitaplarında Osmanlı ve Türkiye üzerinde sıklıkla durmaktadır. Roman tarzında yazılmış eserler olsa da sosyolojik öğeleri çok sıklıkla kullanır. Emin Maloff, kitaplarında sıklıkla Asya ve Akdeniz kültürüne dair unsurları kullanır. İlk kitabı olan Arapların Gözüyle Haçlar eseriyle tanınmıştır. Bu kitap her çevrildiği dilde büyük ses uyandırarak büyük başarıları imza atmıştır. 1986 yılında yayınlanan kitap aynı sene Fransız Arap Dostluk Ödülü'ne layık görülmüştür. Yazarın ikinci kitabı ve ilk romanı olan Afrikalı Leo bugün dünyada bir klasik olarak kabul edilmektedir. 1988 yılında yayınladığı bir diğer romanı Semerkant'ta sevilerek okunan eserlerden biri olarak birçok dilde çevrilmiştir. Daha sonra sırasıyla Işık Bahçeleri ve Beatrice'den sonra birinci yüzyıl kitaplarını yayınlamıştır. Romanımıza gelecek olursak, roman doğudaki son Cenevizlerden antika tüccarı Baldassare Emrico'nun kurtarıcı olarak kabul edilen eski bir kitabının izinden gittiği yıllarda tanıklık ettiği olayları anlatmaktadır. Baldassare, Lübnan'ın Cübeyl kentinde yaşayan saygın bir antika tüccarıdır. Cenova'la Emrico ailesi 1100 yılında Haçlı seferleri sırasında Trablus kentinin işgaliyle başlayarak Kuzey Afrika kıtasını ele geçiren ilk Haçlar arasındadır. Baldassare'nin yaşadığı Cübeyl kendi, beyliğini 200 yıl elinde tutmuş olan bir ailedir. Kendilerine tanınan süre tamamlanıp topraklarını Müslümanlara bırakmaları gerektiğinde Cenova'ya geri dönen aile, orada yabancılık hissedince tekrar Cübeyl'e dönerler ve eski beyliklerinin topraklarından küçük bir bölüm üzerinde ticaretle uğraşmaya başlarlar. Baldassare, ailenin 18. kuşaktan torunudur. 1665 yılı sonlarında ortaya çıkan dedikodulara göre ertesi yıl İncil'de belirtilen canavarın yıl olacaktır. Dünyanın sonunun geleceğine inanılan 1666 yılında dünyayı kurtarabilecek tek şey Allah'ın Kur'an'da anılan 99 adının sıradan ölümlere bildirilmemiş olan yüzüncüsüdür. Tanrı'nın bu en gizli ve en yüce adının Ebu Mahir el-Mazandarani tarafından yazılmış olduğu söylenen kimselerin görmediği bir yazma kitapta açıklandığı dedikoduları ortaya kasıp kavurmaktadır. Yaşanan panik ortamı içinde adı geçen kitap, 7-8 yıl önce Cübeyl'e sığınmış yaşlı ve yoksul bir Müslüman olan Hacı İdris tarafından Baldassare'ye armağan edilir. Ancak yaşlı adam kitabı Baldassare'ye verdikten hemen sonra ölür. Baldassare ise kitabı okumaya fırsat bulamadan İstanbul'a giderken alışveriş amacıyla Cübeyl'e uğrayan Fransa saray görevlisi Şövalye, Auguste Mormantil'i çok yüksek bir fiyatta satmak zorunda kalır. Baldassare'nin kitabı satmaktan duyduğu pişmanlık, çok bilge bir insan olan yeğeni Bumen'in de ısrarıyla birleşince kitabın peşinden gitmeye karar verirler. Baldassare, yeğenleri Bumen ve Habib ile katır ve erzaklarla uğraşacak olan adamı Hatem yola çıktıklarında, aralarına kendisini terk edip İstanbul'a gittiği söylenen kocasının ölüm fermanını bularak, özgürlüğünü geri kazanmak çabası içinde olan genç ve güzel Marta da katılır. Ekip Halep'e ulaştığında olası tehlikelerden korunmak amacıyla İstanbul'a gidecek olan bir kervana katılır. Anadolu bozkırlarında 2 ay süren çetin ve yorucu yolculuk esnasında Konya'daki büyük veba salgında tanık olduktan sonra nihayet İstanbul'a ulaşırlar. Hasta ve yorgun olan Baldassare hemen Şövalye Mormantil'i aramaya girişir. Ancak Mormantil'in İstanbul'a ulaşmadan bir deniz kazasında öldüğü öğrenilir. Kitabın bir kopyasını bulabileceği umuduyla İstanbul'un sahaflarında dolaşmaya başladığında saray tarafından bu tür kitapların yasaklandığını ve kitapla yakalanacak olan ağır cezalara çarptırılabileceğini öğrenir. Baldassare, kitabı kendisine armağan eden yaşlı İdris'in ardından Şövalye Mormantil'in de ölümü nedeniyle artık kitabın uğursuzluk getirdiğine inanmaktadır. Bu arada Baldassare ile arasında duygusal bir yakınlık gelişen Marta da Osmanlı sarayından kocasının ölüm fetvasını almaya çalışmaktadır. Bu işlemi yapacak olan memur Marta'yı sürekli oyalayarak ondan rüşvet sızdırır. Baldassare'nin yeğeni Bume, 100. Ad kitabının bir kopyasının
Voyodo Mirsa'da olduğunu öğrenir ve hemen Baldazar ile adı geçen Voyodo'yu ziyaret ederler. Ancak Voyodo'nun evinde çıkan yangından sorumlu tutan Baldazar ile Bume kaçarak Yeniçerileri sığındılar ve Yeniçeriler tarafından götürdükleri eski bir Yeniçeri ağası tarafından aldatılarak imzaladıkları senet İstanbul'dan kaçmalarına neden olur. Deniz yoluyla İzmir'e gelen Baldazar ve eşçilikleri bu kentte kendisini Mesih ilan eden Sabaday adında bir Yahudinin 1966 yılında Haziran ayının dünyanın sonu olacağını söyleyerek tüm Yahudileri inandırmasına ve Osmanlı Sultanı'ndan krallığı teslim almak üzere İstanbul'a gidişine tanık olurlar. Baldazare, İzmir'de tanıdığı rahip Conen'den aradığı kitabın kendisine evin emanet ederek Londra'ya giden Cornelius Wheeler adlı İngiliz meslektaşı tarafından Şövalye Mormantin'in uğradığı kazadan kurtulanlardan birinden satın alarak Londra'ya götürülmüş olabileceğini öğrenir. Bu arada kocasının Sakız Adası'nda kaçakçılık yaptığını öğrenen Marta oraya gitmeye karar verir. Marta ile birlikte Sakız Adası'na giden Baldazare nihayet bulabildikleri Marta'nın kocası tarafından oyuna getirilerek sınır dışı edilir. Bu arada canavarın yılı olarak adlandırılan 1666 yılı da başlamıştır. Sakız Adası'ndan deniz yoluyla memleketi olan Cenova'ya giden Baldazare sonunda 100. At kitabını bulmak için Londra'ya gitmek üzere gemiyle yola çıkar. Bir süre Lizbon'da konaklayan geminin yolu Hollandalı bir topçu gemisi tarafından kesilir. Hollandalılar ve İngilizler arasında savaş çıkmıştır ve geminin yolcuları Amsterdam'a götürülerek 2 hafta süreyle tutsak edildikten sonra Londra'ya gitmelerine izin verilir. Londra'ya varan Baldazare kitabı Cornelius Wheeler'dan satın almış olan bir rahibin evinde bulur. Ancak rahip de kitapta yazılı olanları öğrenmek istemektedir ve kitap Arapça yazıldığı için Baldazar'dan kitabı ona okumasını ister. Baldazare daha sonra bir ücret ödemeden kitabı alıp gidebilecektir. Kitabı rahibi okumaya başlayan Baldazare, kitabı her açışında üzerinde bir karanlığın çöktüğünü hisseder ve rahatsız olur. Sonunda kitabı almaya hak eden Baldazare, günlerce süren büyük Londra yangınına tanık olduktan sonra gemiyle Cenova'ya gider. Sakız'ı bırakmak zorunda kaldığı Marta'yı almak için Sakız Adası'na giden Baldazar'ı reddeden Marta, Sakız'da kocasıyla kalmayı tercih eder. 1666 yılının son günlerinde yeniden Cenova'ya dönen Baldazar'ı, orada daha önceden kendisini konuk etmiş bir Cenevizli olan Grogiru'nun kızıyla evlenir. 1666 yılı sona ermiştir. Yüzüncü adı yanı başından ayırmayan Baldazar'ı, bu kitabın izinden denizden ve karadan dünyayı dolaşmasının bilançosunu yapar ve sonuçta dolambaçlı bir yoldan kendi köklerinin bulunduğu yere geri dönmüş olduğunu görür. Yüzüncü at, 17. yüzyıl dünyasında yaşanan olayları ışık tutarken, o dönemde özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'daki dinsel, siyasal ve toplumsal hayatı gözler önüne seren bir roman olması açısından, tarih, toplum ve siyaset hayatı ile ilgilenen okuyucuların ilgisini çekebilecek bir kitaptır. Konu, Tanrı'nın yüzüncü adını getireceği ve götüreceği üzerinde kurgulanmış, fakat kitap bulunup okunmaya başladığında Baltazar'ın hep gözü kararıyor. Mazandaran'ın kitabı hakkında hiçbir açıklama gelmiyor. Canavar yılının gerçekleşmemesi ya da hepsinin saf hata ve bütün dinlerin kurgu ve dedikoduna ibaret olduğu vurgulanmaya çalışılıyor. Ama Müslümanlar biraz aşağıda tutularak yapılıyor bu işlem. Dedikodunun dünyayı yönettiği gerçeğine ve aşk ile hayatın bütün olduğunu, aşkın dinlerden üstün olduğunu vurgulayan herkesin kendi insanlar arasında daha mutlu olacağını zayıfça ifade eden bir kurgu. Ama kesinlikle anlatım dili mükemmel değil. Yer yer kopukluklar ve anlaşılmaz iniş çıkışlar var. Kitabın ana fikri özetlemek istersek aslında bunu şöyle yapabiliriz. İnsanoğlu kaderin elinde şekillenen bir varlıktır. Kader insanı bir anda küçük bir sebepten evinden, yurdundan uzaklaştırabilir. Hatta geri dönmesini bile etkileyebilir ve hayal edemeyeceğiniz olaylarla baş başa kalmanızı sağlayabilir. Korku, şaşkınlık, düş kırıklığı, umut ve aldanma menzil taşlarıdır bu uzun yolun. Bir de en beklenmedik anda yolcunun karşısına dikiliverilen aşk. Sevincin, mutluluğun tek kaynağı aşk. Kitap ilk başlarda sıkıcı gelmekle beraber zaman ve olay kahramanın bir yerden bir yere sürüklenmesi ve ilginç olaylarla karşılaşmasıyla heyecanlanıyor. Ama şunu belirtmekte yarar var ki kitabın sonuna kadar beklenen 100. adın açıklanmayışı kitabın sonunda iyi bir izlenim bırakmıyor.